Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Biraz da geç kaldık ama kusura bakmayın. Birinci koşu kayıt yaparken koşacaklar bunlar. Sanırım bir nolu safkanla birlikte kazanır düşüncem bu. Tabii yetişmeyecek. Plasya başlangıcı ikinci koşu handikap 15, handikap 3, 4 nolu safkan kazanması gerekir. Burayı 4 numaralı safkanın alması, birinci çıkması gerekir yarıştan. Geçildi safkan 5 idi. Burada onu geçer. Düşüncem bu. 2 numaralı safkanda da ikincilik bekleyebilirim. Bu handikap yarışta şartı uyarlarsa 4-2 sonra 5-1-3. Üçüncü koşu handikap 15 dişi handikap 3 altılı başlangıcı. 8 incinin kızı arkadaşlar. Burada şarta uyan safkan çıktı, met çıktı. Kazanabilir. Tek dahi olabilir. Yukarıdaki ağır kilolu atlara birine takılmazsa. Geçme ihtimali çok yüksek. Kilo farkından dolayı. Bir nolu safkan. Bu grup 3'te bir ikincilik aldı. Sonra kayıplarda. Bu grupları ağır kilolu atları geçebilecek güç kaliteye sahiptir. Bir nolu safkandan da sürpriz gelir. At yazacak arkadaşlara. 6, 7, 2, 3, 4 gibi atlar. Bunlardan tercih etmenizi öneririm at yazacak arkadaşlara. Tabii öncelikle 6'yı, yine 7'yi öncelikle yazılması gerekir diye düşünmekteyim. 8'in çok iyi koşması ve kazanması bana göre normal sonuç, tek dahi olabilir. 4. koşu şartlı 3, 3 yaşlı Araplarda at bulamadım. Görebildiğim bir 2 var. Onda da apranti var, arası var. Ne koşacak bilmiyorum. Burada AGF'lere takılmayın. Yani mümkün mertebe at yazmaya çalışın derim. Hemen hemen hepsi birbirini geçebilecek kaliteye, güce sahip safkanlar. Daha doğrusu güçsüz safkanlar. Bir sürpriz yapar gelir. 10 startta kalıyor. Çıkarsa sürpriz yapar. Örneğin çok kolay sürpriz çıkartır bu tip gruplar. İki kuponlarda olsun. Bir olsun derim. 10 çıkarsa kazanabilir. 8, 6 AGF'ler diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 5. koşu şartlı 4. Tek önerecektim altın oğlu safkanı ama onun kadar iyi çıkan bir de 2 var. 6-2 arasında bir yarış olur. Biri kazanır. Yoksa 6'yı tek direkt olarak önerecektim. Eğer 2'yi kazanır da görmese idi. Gene de risk etmek isteyen arkadaşlara 6'yı, hani 2 eksik koşarsa 6'ya gider yarış. Yoksa 6-2-2-6 bu şekilde biter. 6. koşu kısa vade 6. Zor bir şartta burası. Arap yarışlarında kısa vade 6'larda üst gruptan gelen atlar var. 2-1 gibi. Buraya getirilen Sur Şahin'i o çıkıyor. Bu tip gruplarda biraz tarama yapmanız gerekir. Sürpriz her zaman çıkar. Hani olmaz dediğimiz atlar kalkar birinci olurlar. Şarttan dolayı. Direkt gittiğimde 8 Boztepe Beyi. %4'lük bir at değil bu tip şartta. Ben mutlak kuponlarda olsun derim. 9 öyle, 12 öyle. Bunlar kazanına girecek atlar. Bir grup yarışında ikincilik alan 11. %2'lik at değil Boztepe Beyi birlikte. 11 de öyle. Bunlar yazılır safkanlar. 2-1 grubun atı değil, o yüzden 62,5 kilolar. Arap yarışı, yani çok da fazla şey söylemeye gerek yok. Diğer atlardan tercih ediniz arkadaşlar. 5, 4, 3, 14 ihtimali gördüğüm safkanlar. 7. koşu Maiden altın oğlu safkan. Umarım AGF'ye takılmaz. İzmir'deki %70'lik AGF gibi iki atla yol bulamıyor arkadaşımız. Yalandan koşuyorlar. 6 öyle bir koşu çıkartmazsa kazanır. 4 İstanbul'dan getiriliyor. Satışlarda falan satamamışlar. Ferit bilmiyor. Ne koşacak bilmiyor. 4 için bu yorumumu yapabilirim. 7 gene sürprizde önereceğim ilk etapta at. Maiden sonrası yani yumurtadan ne çıkarsın. Sonrası böyle. Tek olacaksa biraz da mecburiyetten, program zorluğundan dolayı 6'ya güvenebiliriz. Umarım yanıltmaz hepimizi. Yeriniz varsa diğer atlardan tercihi size bırakacağım. 8. ve son koşu. 2 safkan ön planda çıkıyorlar. 3 Remini kız hala kazanırdı.
tek dahi olabilir. Son ayakta tek beklemek isteyen arkadaşlara 3 Remini kızı öneririm. Rakip favorisi doğru 11 1 Mart çıktı. Birlikte bitirebilirler hatta 3 11 11 3. 8 gibi 6 7 2 gibi atlar. Öncelikle 8 tabii. At yazacak arkadaşlara. Önereceğim diğer safkanlar oldular. Burayı ne kadar az atla geçerseniz de kurgular o kadar başarı sağlamış olur. Yani bütçelerinizi de aşmamış oluruz. Tabii yine her zaman olduğu gibi bütçenizi de aşmayın arkadaşlar. Şanlıurfa bugün bende böyle çıktı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.